Her şarkıcı yaptığı albümün en çok satan albümlerden olmasını ister. Kim istemez ki? Bir albüm eğer ki en çok satanlar arasındaysa gün gelir müzik tarihine mal olur. Peki, Türk müzik tarihinin en çok satan albümleri hangileri? Araştırdık, inceledik ve Türk müzik tarihinin en çok satan 5 albümünü ortaya çıkardık. Bazı sanatçılar en çok satan benim albümüm yorumunu yapsa da çok ufak nüanslarla işte Türk müzik tarihinin en çok satan 5 albümü. Karşımıza çıkan ilk isim Tarkan oldu. 1997 yılında Tarkan kariyerinin 3. stüdyo albümünü yapmıştı. Albüm Ölürüm Sana adıyla müzik marketlerde yerini almıştı. Bu albüm Türk müzik piyasasında müzik marketlerde yerini alırken aynı zamanda Avrupa'da ve Asya'da da piyasaya çıktı. Ve bu albüm 1997 yılında tam 2.6 milyon adet sattı. 2 milyon 600 bin adet satan bu albüm müzik tarihimizin en çok satan albümleri sıralamasında 5. sırada yer alıyor. 1990'lı yıllar müzik tarihimizin gerçekten de en verimli yıllarıydı. 1998'e geldiğimizde müzik marketlerde bir albüm yerini aldı. Mahsun Kırmızıgül imzalı albümün adı Yıkılmadım Ayaktayım, Annem Annem adını taşıyordu. Yıkılmadım ayaktayım. Arabesk yorumu içeren bu albüm o yıl tam 2 milyon 600 bin adet satmayı başardı. Aslında kendi içinde bir rekor daha kırdı. Tam 17 günde 1,5 milyon adet sattı. Bu gerçekten şimdiye kadar kırılamayan bir rekor ve en çok satanlar arasında. Müzik tarihimizin en çok satan albümlerine göz attığımızda aslında karşımıza çıkan albümler ve onların satış rakamları Türk müzik dinleyicisinin beğenisini ve beklentisini de ortaya koyuyor. Ve sıralamada 3 numarada bir arabesk albüm karşımıza çıkıyor. 1984 yılında piyasaya çıkmıştı bu albüm. Bir Orhan Gencebay albümü Dil Yarası. Dil yarası, dil yarası. Kervan Plakçılık etiketiyle çıkan bu albüm o yıl tam 2 milyon 700 bin adet satmıştı. 1990 yılında Beni Unutma, Aşığım Sana adıyla müzik marketlerde yerini alan albümün yorumcusu Coşkun Sabah'tı. Beni unutma, sensiz bırakma. Coşkun Sabah'a sorduğunuzda bu albüm sadece onun kariyerinin değil, aynı zamanda müzik tarihinin de en çok satan albümüdür. Ancak bizim karşımıza çıkan rakamlar bunu doğrulamıyor. Birazdan bir numaraya geçeceğiz. Ancak iki numarada 2 milyon 800 bin adetlik satışıyla Coşkun Sabah yorumlu Beni Unutma, Aşığım Sana isimli albüm yer alıyor. Ve geldik bir numaraya. Bir numarada çift karakterli bir albüm yer alıyor. Neden çift karakterli? Çünkü albümün A yüzünde arabesk eserler yer alırken B yüzünde Türk halk müziği eserleri karşımıza çıkıyordu. A yüzünün prodüktörlüğünü Burhan Bayar yapmıştı. B yüzünün prodüktörü ise Türk halk müziği prodüktörü olan Arif Sağ'dı. Peki albümün yorumcusu İbrahim Tatlıses. 1985 tarihli İbrahim Tatlıses albümü Mavi Mavi hala kırılamayan bir rekorun sahibi. Mavi, mavi, masmavi. Ve bu albüm tam 3 milyon 200 bin adet sattı. Bu albümler arasında yer alan 3 albümün son derece dikkat çekici ortak bir özelliği var. Bu albümler Orhan Gencebay'ın Dil Yarası, Coşkun Sabah'ın Beni Unutma Aşığım Sana albümü ve Mahsun Kırmızıgül imzalı Yıkılmadım Ayaktayım, Annem Annem albümü. Her 3 albümde sanatçıların kariyerlerinde yer alan 13. stüdyo albümleriydi. Yani 13 pek de uğursuz bir rakam sayılmaz.